Bu videoda tepkime oranı Q'dan bahsedeceğiz. Q'nun değerini nasıl hesapladığımızı ve nerelerde nasıl kullandığımızı göreceğiz. Öncelikle bir örnek tepkime yazarak başlayalım. Mesela SO2 yani sülfür dioksit gazının oksijen gazıyla tersinir tepkimesi sonucunda oluşan SO3 yani sülfür trioksit gazının tepkimesini inceleyelim. Önce bu tepkimeyi denkleştirmemiz gerekiyor. 2 sülfür dioksit 1 O2 ile tepkimeye girer ve 2 SO3 olur. Denkleştirmeyi hallettik. O zaman tepkime denge halindeyken denge sabiti Kd'yi hesaplayabiliriz. Bu arada Kd'yi bazı yerlerde Kc olarak da görürseniz şaşırmayın. İkisi de tepkimelerin denge sabitlerini gösteriyor. Dengedeyken ileri ve geri tepkime hızları aynı olduğu için derişimlerin sabit kaldığını biliyoruz ve bu derişimleri KD'de yerine yazarsak KD'yi bulmuş oluruz. O zaman KD ürün derişimi üzeri 2, buradaki 2 ürünün önündeki stokiyometrik katsayidan geldi bölü girenlerin derişimi. Yani SO2'nin karesi çarpı O2'nin derişimi olur. Belli bir sıcaklıkta denge halindeki bu derişimleri yazarsak KD'yi 4,3 olarak buluyoruz. Ama peki tepkimenin denge halinde olmadığı bir ana ya da denge de olup olmadığını bilmediğimiz bir ana bakmak istersek o zaman ne yapacağız? Öyle bir durumda denge de olup olmadığını bilmediğimiz bir zamandaki ya da tepkimenin herhangi bir andaki haline bakmak istersek o zaman tepkime oranı Q'yu hesaplarız. Öyleyse Qc'ye eşittir ürün derişiminin karesi yani ürün derişimi üzeri stakiometrik kat sayısı bölü girenlerin derişimi üzeri her birinin stokiyometrik katsayısı yani SO2'nin karesi çarpı O2 olur. Peki bu iki ifade arasındaki fark ne diye düşünüyor olabilirsiniz? Q ve KD denklemleri bu şekilde her zaman aynı gözükecekler. Ama aralarındaki asıl fark kullanıldıkları zamana bağlı olacak. Denge sabiti KD ya da diğer adıyla KC'yi bir tek denge halindeki derişimleri kullanarak hesaplayabiliyoruz. Buradaki D harfi bütün terimlerin molar derişim cinsinden olduğunu gösteriyor. Tepkim oranı Q da aynı şekilde molar derişim cinsinden ama bunu denge durumunda olmasına gerek kalmadan istediğimiz andaki derişimleri kullanarak hesaplayabiliyoruz. Öyleyse gelin bunu birkaç örnek derişim kullanarak hesaplayalım. Tepkimenin bir andaki derişimler şöyle verilmiş. 0,1 molar SO2, 0,3 molar O2 ve 3,5 molar ürün. Bu sayıları QC'de yerlerine yazalım. Pay kısmında 3,5 moların karesi, paydaya da 0,1'in karesi çarpı 0,3 yazdık. Bu işlemi de hesap makinesiyle yaptığımızda verilen bu derişimlerdeki QC'yi 4083 olarak buluyoruz. Böylelikle QC'yi nasıl hesapladığımızı öğrenmiş olduk. Sırada bu sonucun bize ne söylediğini anlamak var. Bu noktada 3 farklı senaryo ile karşılaşabiliriz. Tepkime oranı denge sabitine eşitse bu sonuç bize dengede olduğumuzu söyler. Eğer tepkimenin herhangi bir zamanda dengede olup olmadığından emin değilseniz Q'yu hesaplayıp K'ye eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer eşitse dengedesiniz demektir. Ama bu durumda eşit değil, o zaman diğer iki senaryodan biri geçerli olur. Q K'dan büyük olmuş olabilir. Ki bu durumda bu senaryo geçerli ya da Q K'dan küçük olabilir. Her iki senaryonun da üzerinden geçelim. Q'nun alabileceği bütün değerleri ifade eden bir sayı doğrumuz olsun. Buna Q doğrusu da diyebiliriz. Q 0'la sonsuz arasında herhangi bir değere sahip olabilir. Eğer tepkim eden bir ürün elde etmediysek pay kısmı 0 olur. Dolayısıyla Q da 0 olur. Yani Q eşittir 0 olduğu zaman elimizde bir tek giren nar olur. Hiç ürün olmaz. Benzer mantıkla hiç giren kalmayıp elimizde sadece ürün varsa payda 0 olur. Q'nun değeri de sonsuza gider. Q eşittir sonsuz demek elimizde sadece ürün olduğunu gösterir. Ve tabii ki arada kalan bir sürü farklı değerimiz de var. Şöyle buraya birkaç farklı ara değeri de yazalım. Bunların gerçek olup olmadığı önemli değil. Zaten çoğunlukla Q ve K karşılaşması yapacağımız için buraya yazdığımız sayıların pek bir önemi olmayacak. Bulduğumuz Q değeri 4083'tü. O da kabaca şuraya bir yere denk geliyor. Şimdi maviyle gösterdiğim bu QC değeri, sarıyla yazılmış olan KD değeri de 4,3 dedik. O da şurada bir yerde olmalı. Şimdi Q'nun K'dan büyük olduğunu görebiliyoruz değil mi? Q sadece ürün olmaya daha yakın. Yukarıda verilmiş derişimlerdeki ürünler denge haldeki ürünlere göre daha fazla. O zaman tepkime derişimleri bir şekilde dengelemeye çalışacak. Bu da Q'daki derişimin K'daki derişime doğru kayması ile olacak. Sayı doğrusu üzerindeki kayma sola doğru. Yani sadece girenlere doğru olduğundan tepkime de girenlere doğru kayacak. Böylece burada olduğu gibi Q, K'dan büyük olduğu zaman denge girenlere doğru kaymış olur girenlere doğru kayar. Ve son senaryomuz. Q, K'dan küçük olduğu senaryoda tahmin edebileceğiniz üzere denge ürünlere doğru kayar. Bunu aynı zamanda sayı doğrusu üzerinde de gösterebiliriz. Q'nun K'dan az çıkacağı bir başka derişim örneği verilseydi, onu da başka bir renkte gösterelim. Mesela Q değeri burada bir yerde olsaydı, o zaman denge sağa doğru ürünün daha çok olduğu yöne kaymış olurdu. Bu da tepkimenin ileri tepkimeyi arttırarak denge durumuna ulaşmasını sağlayacaktı. Böylece Q'yu nasıl hesapladığımızı ve tepkimelerdeki dengenin hangi yönde olduklarını bulmak için nasıl kullandığımızı öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda Q'yu kullandığımız örnek bir soru çözeceğiz ve girenler derişiminin başka bir tepkimede nasıl yöneldiğini bulmaya çalışacağız.